Harikaca başlıyor. Günaydın size. Herkese merhabalar. Küçük teknik bir ara vermiştik ve şimdi kaldığımız yerden harikaca devam ediyor. Bugün çok sevgili bir konuğum var. Kendisi de aynı zamanda benim arkadaşım ve hayallerinin peşinden koşup şu an kendine çok güzel bir yol çizmiş bir düş sözcüsü. Şimdi kendisini yayına alıyorum. Didem, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi ben seni tanıyorum. Ama böyle konuklarımız için, bugün seninle ilk defa tanışanlar için böyle minik bir kendini tanıtabilir misin? Tabii tanıtayım. Ben Didem Çelenk. İngilizce öğretmeniyim. Bir kızım var. İstanbul'da yaşıyorum. Yani aslında bu eksende dönüyordu hayatım şimdiye kadar. Yani özellikle rüya doğduktan sonra. Sonra işler biraz daha gelişti benim için. O kısmını istersen daha ilerleyen zamanlarda anlatayım ama benle ilgili başka bilmeleri gereken çok bir şey yok aslında. Masallara ve hikayelere çok düşkünüm. Aynen öyle. Peki ben şimdi seni tanıtırken düş sözcüsü olarak tanıttım. Evet. Çünkü bu senin kendin için aslında söylediğin bir şey ve benim böyle ilk duyduğumda da çok hoşuma gitmişti biliyorsun. Çünkü sen gerçekten bir düş sözcüsüsün. Bu düş sözcüsünün nereden geldiğini bizimle paylaşır mısın? Evet ya seve seve. Çok bir yerde anlatma fırsatım olmadı aslında. O yüzden ilk sordun. Düş sözcüsü şöyle aslında çıktı. Şimdi biz hikayeler, masallar anlatırken aldığım eğitimler boyunca da hep şöyle bir fikir edindim. Özellikle yetişkinleri anlatırken, onları olayın içine sokarken, yani o hikayenin, masalın içine sokarken mutlaka başka bir dünyadan bahsetmen gerekiyor. Çünkü herkesin yaşadığı bir şeyi tekrar tekrar onlara anlatamazsın. Onların ilgisini çekmen gerekiyor. Herkes kendince bir yol bulmuştu bu zamana kadar dinlediğim. Benim de rüyalarla aram fena halde iyidir. Beni çok etkisi altına alırlar. Gündüz gece karışır, o kadar söyleyeyim. Ben düş sözcüsü olarak kendimi tanıtmaya başladım. Çok kısa bir süre sonra masal anlatma, hikaye anlatmaya başladıktan sonra ve genelde şöyleydi. İsterseniz başını söyleyeyim nasıl giriyorum hikayelere. Ben düş sözcüsü. Eğer şimdi nereden çıktı bu, kim yani, ne demek derseniz hemen anlatayım. Benim keyfi yettiğince rüyalarıma biri gelir. Bazen bir kitaptan açar, bir şeyler okur. Bazen kendi aklından uydurur. Bir rüya süresince, ben diyeyim 5, siz deyin 10 saniye. Anlatır anam anlatır. Anlatır babam anlatır. Geçenlerde yine teşrif etti ve birazdan anlatacaklarımı anlatıp gitti deyip söze giriyorum. Ve bu kısmın doğru mu, kurgu mu olduğunu hiç kimse hiçbir zaman bilmeyecek. Dolayısıyla gerçekten etkisinde kaldığım bazı şeylerden, okuduğum bazı şeylerden böyle bir giriş ve böyle bir titri buldum. Çünkü insanlar şunu çok merak ediyorlar. Özellikle böyle online bir platform üzerinden yayın yapma olayı çok fazla arttı ya son zamanlarda. Titrinize ne yazalım? Size title olarak ne yazalım? Bazen insanlar o kadar bunu çok seviyor ki mesela bir kişinin altında böyle şu kadar title yazıyor. Ben de genel itibariyle hayatımda hep en minimal haliyle kalmasını isterim. Bu benim tarzım ama yani ben böyle seviyorum. Ve dedim ki masal hikaye anlatıcısı denince çok farklı eleştiriler geliyor. Daha fazla uzatınca da mesela çaldığın bir enstrümanın virtüözü gibi davrandığını düşünüyor insanlar, beklenti artıyor vesaire. Dedim ki bana düş sözcüsü yazabilirsiniz. Mevzu geldiğinde ben onun ne olduğunu anlatırım. Evet, bunu sevdim. Yani bu biricik benim için. Çok kıymetli, çok beni anlatıyor ve bence merak uyandırıyor. İlk başta biraz romantik geliyor olabilir. Ne şimdi bu Allah aşkına diye ama. Ay bana çok cici geliyor. Ben duyduğumdan beri çok seviyorum. Yani gerçek mi kurgu mu olduğunu hiçbir zaman kimse bilmeyeceği için bana tatlı geliyor. Yani beni yansıttığını düşünüyorum bu sözün. Aslında burada şuna bir girmek istiyorum. Didem'in hani böyle biz çok böyle biraz daha aslında ileri kısmından girmiş olduk. Didem İngilizce öğretmeniyken ya zaten masalları keşfetmiş tabii ki zamanında. Herkesin hayatında masal vardır ama kendisi daha iyi anlatır. Bir gün masal anlatmayı çok sevdiğini keşfediyor.
Ve bir yol çiziyor kendine masal anlatıcı. Masal anlatıcısı denince Didem bazen böyle bir hani tereddüt de edebiliyor. Ama çok çok iyi bir masal anlatıcısı kendisi. Ben çok fazla masal anlatımlarına katılmış bir insan olarak söylüyorum. Çok severim çünkü ben. Özellikle pandemi öncesinde olabildiğince takip edip bir yerlere masal dinlemeye gidiyordum. Çünkü çok da güzel bir noktaya gelmişti aslında. Yani son bir iki senedir sinema, tiyatro gibi bir de masal anlatıcılığı sanatı çok ciddi yükseldi. Yetişkinlere masallardan bahsediyorum. Ve çok güzel, gerçekten çok güzel ortamlarda, sosyal ortamlarda pandemiyle beraber evet bu da artık sosyal mecrada devam eden bir şey ama senin bu serüvenin pandemi öncesinde başladı. Böyle Evet. minik bunu anlatır mısın bize nasıl oldu? Severek anlatırım onu da. Ben aslında bu kısmı, yani hikaye kısmını çok daha fazla seviyorum. Yani buraya nasıl başladığım kısmını o kadar seviyorum ki galiba o yüzden bu işi yapmak bana bu kadar çok iyi geliyor. Ben aslında böyle ocak başında masallar anlatılan falan bir yerde büyümedim. Her zaman kitaplarla aram iyiydi ama böyle birinden el falan almadım. Yani böyle geleneksel olarak bu sözlü kültürü yayan bir ailede büyümedim açıkçası. Ama dediğim gibi her zaman bu fantezi dünyasına ve hayal gücüne dair bir şeyler okumayı öğrendiğimden beri hep çok hoşuma gidiyordu. Birçok insan gibi. Sonra ben öğretmen lisesinde okudum. Ve benim öğretmen olacağım çok çok önceden belliydi. Yani eğitim fakültesinden önce öğretmen lisesinde okuduğum yani yıllarım pedagojiyle ve çocuklara bir şey anlatmak, öğretmek üzerine kurguluydu zaten. Özellikle İngilizce öğretmenleri çok iyi bilir ki mesela özel küçük yaş grubuna bir şey anlatacaksanız ve İngilizce öğretecekseniz bunu mutlaka story based yapmanız istenir. Bütün kitaplar böyle kurguludur çünkü dil ediniminde story yani hikayenin bambaşka bir yeri vardır. Ve biz bunun özel derslerini, eğitimlerini aldık ve bunun üzerine çokça duruldu. Sonra işte ben İstanbul'a geldim yüksek lisans için. Okumaya ve hayal dünyamı böyle renklendirmeye devam ediyorum. Ve dost meclislerinde insanları sıkıştırıyorum. Bakın şimdi size bir şey anlatacağım diye Suna Yakın gibi. Sonra artık insanlar yavaş yavaş gözlerini belertmeye başladılar. Tamam artık Didemci. Çok güzel, teşekkür ederiz vesaire. Sonra rüya doğdu. Ya rüya benim için sonsuz bir kaynak yani. Masal anlatacağım sonsuz bir kaynaktı. Ve konuşana kadar beni sağ olsun büyük bir dikkatle, can kulağıyla dinledi. Sonra biz rüyanın içinde masalların çok önemli olmasını istediğim için ve önemli olduğunu bildiğim için biz onunla beraber katılabileceğimiz bir etkinlikler ararken Kismet dolayısıyla Ziya ile tanıştık. Ve Rüya oraya ilk girdiği andan itibaren bambaşka bir çocuk oldu gerçekten böyle. Yani bunu sadece benimle beraber bunu deneyimleyen insanlar anlarlar. Gerçekten bambaşka bir kapıyı açıldı orası Rüya için. Sonradan fark ettim ki benim için de bambaşka bir kapı açılmış. Bir gün işte seninle sohbet ederken ben bu hayalimden bahsettim. Yani çok evvelden benim bir veli toplantısında yaşadığım küçük bir anekdot vardı. Belki vakit yeterse onu da çok kısacık anlatırım. Orada ben tam olarak ne istediğimi, ne söylediğimi anlatamayacağımı düşünüp küçücük bir masal anlatmıştım. Çok kısa. Ve veli toplantısını öyle terk ettim. Ondan sonra bu çok inanılmaz geri dönüşler oldu. Yani hocam ne demek istediğinizi şimdi çok iyi anlıyoruz gibi. Ben zaten yetişkinlerin çocuklardan çok ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için sen de böyle bir sohbet sırasında ya çok istiyorum. Yani yetişkin tanıdığım değil ama yani insanlar çünkü çok anlattım. İnsanlar artık çevremdeki insanlar biliyorlar bunu. Ama birilerine terapi gibi gelsin, iyi gelsin, iyiliğe hizmet eden bir anlatım olsun çok istiyorum demiştim. Sen de hiç düşünmeden bunu bekliyormuş gibi neden burada anlatmıyorsun dedin. Ya gerçekten olur mu falan derken biz bir gün tanıdığımız tanımadığımız insanları gayet Zuya da bebişlerin oturduğu sandalyeleri oturtup iş çıkışında güzel bir saat geçirdik. Çok güzeldi gerçekten. Hatta öyle ki ben evden kek yapıp getirdim. İşte Zuya bize çay ikram etti falan. Gerçekten unutulmaz bir akşamdı benim için. Oradan sonra işler inanılmaz gelişti. Yani hep ben konuşmayayım diye istersen sen de gir araya ama ben çünkü bu hikayeyi çok sevdiğim Yok, için hayır, çok iyi anlatıyorum. çok güzel anlatıyorsun. Ben sorum olursa zaten giriyorum. Sen hani bu senin hikayen Tamam. çünkü. Çok çok da keyifli geliyor dinlemek. Hayır, teşekkür ederim. Yani Zuya da başladı ve biz ondan sonra çok tatlı geri dönüşler aldık. Bunun ikincisi oldu Zuya da, üçüncüsü oldu. Sonra ben hiç tanımadığım insanların olduğu bir platformda daha anlatma ihtiyacı hissettim. Çünkü ne de olsa harikayla bir hukukum var. Mutlaka merak edip rüyadan dolayı da veli olan mesela orada arkadaşlarım dinlemeye geliyorlar falan diye
İnsanlar gerçekten, benim çevremdeki insanlar da şansıma hep çok iyi ve gerçekten iyiliğe hizmet eden insanlardı. Bana hiç kötü bir eleştiri gelmedi ve ben başka bir yerde daha kendimi denemek istedim. Belki dedim hani gerçekten böyle bir eleştiri geliştirir ya insanı. Ben severim gerçekten eleştiri duymayı. Hiç tanımadığım bir yerde, yabancı bir yerde olmayı tercih edeyim bir seferde dedim ve bilmiyorum dinleyenler daha önce duydum ama Hikayeni Kap Gel diye bir platform var. Gene beş arkadaşın kurduğu ve kimsenin aslında profesyonel olmanı beklemediği, istediğin herhangi bir şey anlatabileceğin, herkesin aynı süre konuştuğu ve kimsenin aslında birbirini tanımadığı bir platform. O zaman tabii ki pandemi vesaire olmadığı için bu Kadıköy'de bir mekanda olmuştu. Ve ben çıkıp tanımadığım 45-50 kişiye çok sevdiğim bir masal anlattım. Ya oradan da çok güzel geri dönüşler oldu. Sonra böyle olaylar böyle örülmeye devam etti. Ben Şubat tatili için memlekete gittim, Çorum'a. Orada bir arkadaşımın kafesi var. Ya biz çok merak ediyoruz ve hiç dinleyemedik böyle bir şey dedi. Oraya gelen bir avukat bir arkadaş vardı. Ya biz baroda seni bütün avukatlar bir dinlesek mi acaba dedi. Tekrar oraya taşındı derken olaylar böyle örüldü. Ve ben anlattıkça bana ne kadar iyi geldiğini bir kere daha fark ettim. İnsanlara ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Çünkü masal, hikaye gibi konular çok hızlı yaşanan bu toplumda bana şey gibi geliyor. Çok romantik ve hocam masal anlatmayın ya. Hani biz bunları dinliyoruz hocam. Onlar işte eskide kaldı falan gibi böyle bir şeyle başlıyor. Hatırlarsan senin kardeşindi galiba değil mi Harikacığım? Böyle montla oturup kenarda ben hemen kalkacağım. Ayıp olmaz değil mi Didem gibi. Sonra bir oturup kalmıştı böyle. Bir dakika ya iyi gidiyor galiba falan diye. O aslında şeyle alakalı. Yani hikayenin anlatmak istediği şeyle alakalı. Benim üniversitede bir hocam şöyle bir şey söylemişti. Bir insana anlayabildiğin bir dilde konuşursan o onun beynine gider. Ama kendi diliyle konuşursan onun kalbine dokunur, kalbine gider demişti. Ben de buradan yola çıkarak gerçekten ben dinlerken neden hoşlanıyorum, ne bana iyi geliyor? Bence diğer yetişkinlere de bu iyi gelir diye yola çıktığım için insanlar genelde böyle çok mutlu ve şey ayrıldı. Ay çok iyi geldi ya diye Evet, ayrıldı. gerçekten herkese çok iyi geldi. Çok güzel ayrıldılar. Biraz tabii bir şey de var yani. Yavaş yavaş kırılıyor ama yetişkin masalları konusunda çok ön yargı da var. Yani Kesinlikle. şimdi düşünüyorum ben bundan 3 sene önce falan vardı hala. 2,5-3 sene önce. Hadi ya arkadaşlar gelin bugün bir masal gecesine gidelim falan dediğimde ya 8 kişilik bir gruptan sadece bir tanesi olur ya. Yani olabilir gidebiliriz falan. Ya diğerleri şaka yapıyorsun herhalde yani masal mı dinleyeceğiz akşam akşam falan olurdu. Şimdi bu da böyle kırılmaya başladı. O yüzden bu da çok güzel bir şey. Bence de. Ama bu da bir süreç yani tamamen oldu mu değil. Ama çok yayıldı. Bu konuda kendini geliştirmek isteyen bu yola baş koyan çok fazla insan da var. Aynen öyle. Çok başarılı olanları var, belli bir yerde kalanları var. Ama ben hep şey bakıyorum olaya. Ya bence buna başlamak önemli olan ve kendini bunda iyi hissediyorsan bunda devam edebilmek. Ya bunun için çok fazla böyle büyük bir başarının, ünün gelmesine gerek yok. Aynen öyle. Her işi çok fazla yapan var. Bazıları tabii ki daha seviliyorlar. Bazıları ya önemli olan o galiba sevdiğin şeyi yapabilmek. Çünkü benim böyle hep senin o yüzden bu noktada oluşum benim için bu yüzden çok kıymetli. Çünkü sevdiğim bir şeyin peşinden koştum ve şu an onun içerisindesin. Artı bir de ne ekledin? Sürpriz. Gene Didem çaldı. yolculuğuna ne ekledi? Gerçekten yani ben inanamıyorum. Bir gün geldi. Dedi ki ben kursa başlıyorum. Ne kursuna Didem dedim. Ukulele kursuna başlıyorum harika dedi. Daha pandemi yok bu arada. Pandemiye az kala. Ve sonra yani Midem bir ukulele çalmaya başladı. İnanamazsınız. Yani şimdi o yüzden bizimle bugün Çok bir iki şarkı paylaşırsın diye düşünüyorum. iyi. Evet. O kadar yükselttin ki çalamayacağımı düşünüyorum şu an harika. Hayır, saçma öyle deme. Ya böyle aylardır çalamıyorum yani hala böyle. Ya, hepimiz şaşkınız bu duruma. Hemen hemen aynı zamanlarda başladık ama bende olmadı. Yani çok gerçekten çok güzel. Şimdi dinleyeceğiz Didem'den. Sen şarkını kendin seç yani hani. Tamam, söyleyeyim. İstek şarkılar falan yazsaymışım sana.
Ya Yorumlarda biz tek şarkı alıyoruz falan. Bu arada Dilem'e sormak istediğin sorular varsa yorumlara bekliyoruz. Benim yorumum herhalde çalışıyordur diye düşünüyorum. Evet, yani şu an. O zaman şarkıdan sonra bununla olan hikayemi de anlatayım, olur mu? Tamam, tamamdır. Önce bir şarkı dinleyelim. Ve bu arada dinleyenlerden ricam, gerçekten bir beklentiyle değil, kalbinizi dinleyerek güzel Ha, çok tatlısın. bir şarkı dinliyorsunuz gibi düşünün. Yani çok bir beklentiye girmeyin. Beklentiler insanı üzebiliyor çünkü. Bize neler öğrettiler, sevdalar üstüne aldatıldık, aldatıldık şimdi çıkıyor. Kolu kanadı kırık kuşlar gibi. Ya çok güzel. Dinlemeyi çok Ya benim çok sevdiğim bir şarkıdır, biliyor musun? Ben de Ya çok küçük seviyorum. yaşımız ortaya çıkacak şimdi. O kadar çok insan bilmez ki. Rengin diye Evet. çok güzel gözlü bir ablamız vardı. Evet. Kasetini aldığım ilk günü böyle dün gibi hatırlıyorum. Çok böyle mucize gibi gelmişti bana ve o kadar çok dinlerdim ki böyle benim hakikaten bu çocukluğuma gittim. Çok güzel geldi gerçekten. Evet ya, seviyorum. Bana çok bir şey anlatıyor bu şarkı. Zaten bence şarkılar masallardan evvel bir şey anlatıyordu yani. O yüzden mutlaka sokmak istiyorum hikayenin anlatımının arasına bir yerine müziği. O yüzden bu benim çok canım yoldaşım gerçekten. Ya kesinlikle çok da güzel oluyor. Yani başka enstrümanlarda da gözüm var. Aslında benim gönlümde yatan şey gerçekten cura çalmaktı. Masal kısmına çok yakıştırıyorum curayı da. Ama onun biraz daha bence fazla bir desteğe ve yönlendirmeye ihtiyacı olan bir enstrüman. Ama işte ikisini beraber aldım aslında. Ukulele iki ders alabildim. Onu da söyleyeyim. Ukulele İstanbul Erkin Hoca var. Hala online dersler de veriyor zannımca. Yüz yüze o kadar Evet, veriyorum. o iki üç dersim. Ondan sonra artık evde video izleyerek ve kendim deneyerek falan biraz tutuldum bu işe. Ama cura çok öyle ilerlemiyor. Yani cura için gerçekten başımda bir hocanın beni güzel yönlendirmesi gerekiyor. İnşallah o da olacak ama. Evet, pandemi bitecek. O da olacak. Ukuleleyle tabii ukulele hikayeni anlatmak istemiştin. Şarkımı bitireyim öyle anlatayım dedin. Evet, yani ukulele şöyle, bir nispeten küçük taşınabilen bir enstrüman tercih ediyorsun. Yani kalimba mesela, genelde masalcılar yapar, işte def olabilir. Çünkü müzik ihtiyacı doğuyor. Eğer gerçekten sesinizi bir müzik aleti gibi kullanamıyorsanız henüz, onu çok iyi yapabilen birkaç kişi dinledim ve gerçekten hiçbir enstrümana ihtiyaç duymayabiliyorlar. Benim enstrümana ihtiyaç duymamdaki sebeplerden en büyüğü ve en önemlisi, ben gerçekten özellikle bir yetişkin anlatırken o temponun arasında dinlediklerini sindirebilmeleri için bir es olmasını istiyorum. Yani o tınının onun kalbine bir yerine dokunmasını istiyorum. Bana da bir yer olmasını istiyorum bu arada anlatırken. Bence anlatıyı çok renklendiriyor. Ama dediğim gibi benim bir müzik geçmişim yok, bir müzik eğitimim yok hiçbir şekilde. O yüzden de çok büyük bir yolda girip atıyorum şan eğitimleri ve işte piyano gibi ya da daha komplike bir enstrümana girip kendimi o yolda kaybetmek çok istemedim işin açığı. Hawaii'ye çok merakım vardı. Çok görmek istediğim bir yerdi. Ezelden beridir de ukulele çalmak istiyordum. O çok tam yerine rast geldi benim için. Ya iyi ki de pandemiden önce tanışabilmişim Erkin Hoca'yla ve bir iki ders sonra bana çok uygun olduğunu bu enstrümanın anlamışım. Umarım diğer enstrümanlar için de bu olay bir an önce bende vuku bulur çünkü bana çok iyi geliyor. Yani müziğin iyi gelmediği bir insan bence olamaz zaten. Yok, kesinlikle. Ve masallarla birleşince de çok mucizevi bir şey ortaya çıkıyor gerçekten. Tabii, yani takılması kolay, sesi çok iyi bence.
Ya aslında ben böyle birkaç soru hazırlamıştım sana ama o kadar konuşmanın içerisinde geldi ki. Ya mesela kendimde böyle yeniden keşfettiğim bir nokta oldu mu diye soracaktım ama bunların dışında var mı bir şey? Yani çünkü aslında o kadar çok şey keşfetmişsin ki kendinde. Ya da olan şeyleri o kadar güzel ortaya çıkarmışsın ki var mı hani buna eklemek istediğim bir şey kendinle alakalı? Ya kendimle alakalı aslında şöyle hissediyorum. Bence herkesin gerçekten hayal ettiği bir şey varsa bir adım atması gerekiyor. O adım atılmadan yola çıkılmıyor kesinlikle. Ben daha önceden sadece bu tarz hayallerim olduğunda sanırım biraz gözümde büyütüyordum. Yani ben yapı itibariyle biraz şöyle bir insanım bence. Bilmiyorum belki tanıyanlar farklı yorumlarlar ama ben şöyleyim. Yapılan şeyleri çok büyütmekten yana değilim. Böyle hani amansız övücüler vardır ya. Ne yapıyor böyle? Ne kadar güzeldi. Şahane falan. Yani ben böyle kusurlu kısımları çok tatlı buluyorum hayatta. O yüzden kusur yapmak, kusur işlemekten hiç çekinmiyorum. Çok büyük beklentilerle bir şeye girmiyorum. Başkasını dinlerken, başkasıyla bir iletişim kurarken de bu böyle. Ama yine de ilk adım atarken hep çekinik davranıyordum. Yani bu mütevaziliğin artık dip noktasıydı. Yok galiba hiç yapamayacağım gibi düşünüyordum. Bu enstrüman ve masal anlatımıyla beraber bunu biraz kırdım çünkü çok uzattığım şeyler oldu. Mesela araba kullanmak gibi ya da işte ne bileyim çocuğun okula başlatmak gibi. Yani bazen insan gerçekten bu herkes de olabilir. Yani ya da birçok insan da olabilir. Bazı şeyleri çok büyütebiliyoruz gözümüzde. Bilinçaltımız bize bir takım oyunlar oynayabiliyor. Ya da üşeniyoruz, itiraf edemiyoruz ya. Korkuyoruz, itiraf edemiyoruz. Böyle çok sade duygular aslında ama yüzleşmediğimiz için bizi birçok şeyden alıkoyuyor. Ben bundan sonra şöyle düşünüyorum. Mesela yeniliklere de açığımdır aslında ama hep böyle dediğim gibi ihtiyatlı davranmaya, bir şeyi iyi yapabilir miyim? Bir başlamadan önce çok kafamda kurmaya çalışıyordum. Şimdi çok kurmuyorum. O adımı bir atıyorum. Kervan yolda düzülür Didem diyorum ve deniyorum. Yani olduğu kadar oluyor. Bana iyi gelen kısmı bence yansıyor insanlara. Kimle konuşuyorsam ve kimle aynı ortamda bulunuyorsam. Bu bence en kıymetli kısmı bunun bu. Yani ben bunu keşfettim. Asla adım atarken 50 kere düşünmüyorum. Atıyorum. Baktım bana uygun bir yer değil. Bana uygun bir şey değil. Veya ben bunu yaparken çok zorlanacağım. Ekstra bende bir stres unsuru olacak. Adımımı geri atıp yerime dönüyorum. Başka hiçbir kaybım olmuyor bunun için. Çok güzel gerçekten. Ya bu ya bazen şöyle bir şey de var aslında. Ben konuşmalarımda şu da oluyor. Ya böyle vardır ya. Ben de önceden çok kızardım bu arada. Yani buradakilerden de bilmeyen vardır belki. Ben bir avukatım ve çok yoğun bir öğrenim hayatım oldu. Yani iyi de bir hukuk fakültesini bitirdim. Ve gerçekten çok yoğundu ve sevmeyerek okudum. Yani sevmeyerek okunacak bir bölüm değil. Çok bayılmayarak mesleğimi icra ettim. Ve böyle şeye çok kızardım böyle. Hayallerinizin peşinden koşun. İşte şunu yapın, bunu yapın. Koşun, gidin falan diyenlere gerçekten böyle derdim ki çok kolay çünkü hayallerin peşinden koşmak. Evet yani hayatın bir gerçeği var. Hayatın bu kadar böyle bir gerçeği varken ben nerede hayallerimin peşinden koşuyorum? Ama aslında sonrasında tabii ki koştum bu arada o hayallerimin peşinden. Aynen bu arada dediği gibi Didem'in belki böyle bir silkinip adım atmak. Çünkü o benim kendi korkumdu. Ya başarısız olursam. Sonra tabii benim eşimin de bu konuda çok desteği oldu. Yani başarısız olursan olursun, denemiş olursun diye. Bu gerçekten çok özel bir şey. Aynı şekilde Didem de. Yani hani şu an o yüzden böyle bazen belki bir şeyleri çok mu düşünüyoruz? Çok mu kurcalıyoruz, nasıl olur falan diye. Elbette bu arada inanın şu an şunu da bir somut bir gerçek var. Kimse aynı şartlarda yaşamıyor. Aynı kaygıları paylaşmıyor. O yüzden bazen bazı şeyler tabii ki daha ya söylemesi kolay gibi geliyor olabilir. Belki de o döngün içerisinde ne yapabiliriz bulmak. Yani bence mesela şu an pandemi ve online olarak gerçekleştirilen birçok olay daha önceden kaygısı olan maddi, manevi, vakitsel kaygısı olan birçok insanın bunlara erişimini sağladı. O yüzden belki senin dediğin gibi peşine düşmek, biraz korkmamak ve üşenmemek. O yüzden inşallah böyle hani böyle daha çok insan da hayallerini gerçekleştirsin, Umarım.
bir yerlere koşsun. Gerçekten bu beni böyle, ben de bunları dinledikçe çok mutlu oluyorum. Burada Didem gelip işte hani bu masal anlatmak istiyorum hayalini söylediği zaman, biz ortağımla burayı kurarken, Buse ile burayı kurarken hep şey vardı ya, biz burada hayallerimizi gerçekleştirdik. O yüzden böyle birilerinin de hayallerinin gerçekleşmesinin noktası olsun burası. Biz de elimizden geldiğince buna da destek verelim noktasındaydık hep. Ve Didem geldi. Başka başka insanlar da oldu. Ve bu bizi de çok mutlu eden bir şey. O yüzden inşallah böyle herkes için bu hikayeleri dinleriz. Yani bugün duyarız. Bir anlatı gününde bunları paylaşırlar bizimle mesela. Çok da güzel olur. Yani. Senin bu şeyde böyle kendine, ya ben buna çok şaşırıyorum kendime. Hani ya inanamıyorum. Yani bunu, ya buna da böyle aslında kısmen cevap verdin ama ya eminim başka bir şeyler de vardır çünkü sende. Yani hani sen çünkü kendi kendine, şimdi ben Didem'i tanıdığım için bildiğim için Didem kendine çok şaşıran bir insan bu arada. Ya böyle şey oluyor. Aa, yani böyle bunu yaptım ya falan diye. Aa, öyle mi ya falan. Hep farkına varmaz kendinin de başarılarının. O yüzden özellikle böyle hani biri belki sana söylemeden, yani gerçi söylese de, ya hakikaten şuna çok şaşırdım, kendimde diyeceğim bir şey var mı? Ya ben aslında ilk şaşkınımı şöyle yaşadım. Şimdi benim gerçekten arkadaşlarım, bu yolda tanıştığım insanlar, işte ailem mesela, eşim falan, bu hikaye masal olaylarına çok uzak bir kafada bir iş yapıyor olmasına rağmen çok güzel tepkiler verdiler ve ben galiba beni çok sevdikleri için, dedim ya biraz önce de, desteklemek için denesin yapsın ya. Mesela annem, masal anlat anneciğim peki yani. Ne yapayım? Bu böyle yaklaşıldı ama genelde hep bir destek gördüm. Ben ne zaman ki hiç tanımadığım insanları, mesela Çorum'da bir güzel bir kafede çok güzel bir ambiyansta böyle 70 kişiye falan bir masal anlatmıştım bir saat. Orada beni dinlemeye gelen bir avukat vardı. Hiç daha evvel hiç görmediğim bir insan. O dedi ki, ya ben çok etkilendim, çok iyi geldi. Bu arada etkilendikleri kişi ben değilim. Kesinlikle anlattığım masallar ve onların içten çektikleri şeyler. Bence kesinlikle öyle. Dedi ki, biz avukatlar olarak aslında çok fazla masal dinliyoruz. Evet, dinliyoruz. Masal hocam. Doğru söylemiş. Duyduklarımız da anlattıklarımız da, ama dedi bütün arkadaşlar bir araya gelip şöyle bir ortamda, sonrasında siz gittikten sonra bizim konuşmak üzere bir şeyler yapmak istiyoruz dedi. Mesela ben bunu çok şaşırdım. Sonra orada yaptık, yani Çorum'da baroda böyle bir şey yaptık. Gene çok kalabalık bir ekipti. Ben artık heyecanlanmadım. Daha ziyade merak ettiğimi fark ettim. Normalde tabii ki heyecanlanırım. Yani ben öğretmen olarak velilerle, hiç tanımadığım insanlarla, toplum karşısında öğrencilerle vesaire konuşmayı hep sevdim. Öyle çok büyük heyecanlar, aa, ne yapacağım şimdi, nasıl başlayacağım gibi duygular çok yaşamadım. Ama masalla ilgili veya hikayeyle ilgili çok başka duygularım var. Çünkü ben çok beğenerek dinlediğim anlatıcılar vardı. Bir kendi özgün çizginde ilerlemen gerekiyor ve bir yetişkini etkilemek bence çok zor. Yani bir çocuğu etkilemekle aynı şey mümkün değil, olamaz. Dile çok hakim olman gerek. Çok büyük bir literatür taraması gerekir. Ya ben okuduğum kitaplara ve o bilgime aslında güveniyorum. Yalan yok. Çok okudum çünkü. Yani yıllarımı verdim masal ve hikaye okumaya. Anlatıcılıkla ilgili de hala da alıyorum eğitimler ve bu bitecek. Yani artık ben oldum, anlatıyorum, anlatıcıyım ben gibi bir şey. Öğretmenlikte de böyle bir duygum hiçbir zaman olmadı. Ama Bildiğim zaten. ne zaman ki hiç tanımadığım ve yani hoşuna gitmeyeceğini düşündüğüm meslek gruplarından, hocam bu çok iyiydi, biz daha önce niye böyle bir şeye denk gelmedik falan tepkilerine gerçekten çok şaşırdım. Yalan yok. Beni çok yüreklendirdi. Ve şey oldum. Bazı çizgilerimi aştım bu şekilde. Yani en şaşırdığım kısım gerçekten bu oldu yani. Hani kendimle ilgili tabii ki şaşırıyorum. Kendimi zorladığım için de. Bu arada şeyi de söyleyeceğim. Bence çok alakasız değil. Bu online'a döndü dedik ya, bu hep eğitimler vesaire. Biz biraz bundan önce de galiba biraz dramaya sığınıyorduk ya. Çok dram yaratıyorduk hayatımızda. Böyle küçücük bahaneleri büyütüyorduk ya. Ben de öyleydim. Bence yani eşim de öyle. Tanıdığım birçok arkadaşım da öyle. Çok konfor alanından çıkmayı tercih etmiyoruz. Bahaneler bazen çok gözümüzde büyüyor. Ben mesela işte rüya çok küçüktü ve ben yani hemen birine bırakıp bir eğitime falan katılamıyordum. Yani ben annemi kilometrelerce uzaktan çağırıp
bir hafta sonu eğitimine katılmak için büyük bir organizasyon yapıyordum hep. Evet, hakikaten yapıyordum. Evet, yani şimdi olay buna dönünce aslında büyük bir dram oldu benim için. Çünkü ben yıllar sonra işe başlayacaktım. Bir ay gittim, tekrar eve kapandım. Yani işin sağlıkla ilgili kaygı boyutundan ziyade benim sosyal hayatım da inanılmaz büyük bir dalgaya düştü. Fakat şöyle bir avantajını kullandım. Bu eğitimlerin hepsi online'a taşındı ve benim bir yere gitmeme gerek kalmadı. Aynen öyle. Yani böyle biraz avantaja çevirmeye çalışırsak o adım geliyor ve o adım size inanılmaz kapılar açıyor. O masallardaki 40 kapıyı gerçekten açıyor. Yani o yolda karşılaştıklarım ve yaşadıklarımla ilgili susmadan sabaha kadar konuşabilirim gerçekten. Bu adım atmak bence en mühimi o. İnşallah herkes bu adımı atsın. Atın. Şimdi bir yorum gelmiş de geç mi kaldım yine diye. Zeynep Hanım geç kalmadınız. Üç arkadaş sizi izliyor demiş. Teşekkür ederiz. Yorum yapmak için iyi olmak gerekiyormuş. Evet, yorum yapmak için iyi olmak gerekiyor. Şimdi biliyorum çok zor geliyor böyle bir yerlere üyelikler. Ama alışveriş yaparken hani üye oluyorsunuz ya. Evet ya. Çok benzer bir şey. Siz Biz TV'de çok kolay bir üyelik yeri var. Kullanıcı isminiz ve mail adresinizi girdiğiniz zaman şifrenizi de oluşturarak hızlıca üye olabiliyorsunuz. Başka programları da izlemek isterseniz hani orada da yorum yapabilmeniz adına böyle minik bir ara vermiş oldum Didem. Çok affedersin hani öyle bir şey geldiği için onu yazayım dedim. Evet, üyelik mutlaka gerekiyor yorum yapabilmek için. Ya aslında dediğin gibi bununla alakalı konu o kadar böyle uzun ki. Peki böyle şey var mı? Çok mu hazırlıksız yakalamış olurum ben seni şimdi? Böyle küçük böyle bize bir masal anlatsan. Mesela bu koşturmacaları benim favori masalım var aslında. Daha önce dinlemiştim senden. Şu an çok mu şey olursun bilmiyorum ama biraz da aslında şeyle alakalı. Bu telaşlarla alakalı hani. Şey yapamadım. Masalın sonunu söylerim falan diye korktum. Hani telaşlı olmak. Kahvemi içerken aklıma geldi. Bir telaş, değil mi? Bir evet. Yani zaman varsa çok kısa bir hikaye. O anekdot gibi zaten. Zaman Evet, varsa aynı. O benim ama çok hoşuma giden bir şey. Çünkü ben ondan çok kendimi bulmuşum, söylemişim de sana zamanında. evet. Böyle onu dinleyebilirsek. Çünkü şu an canımı çekecek bir şey de yok. Tamam. O zaman kısacık ondan bahsedeyim. Hazırlıksızdım açıkçası ama dur bakalım. Ya bir de çok affedersin. Ben hani şey demiştim Didem, bak öyle hani garip sorular sormazsın, beni gafil avlamazsın değil mi? Falan dedi. Ay Didem dedim, hayatta kimseye yaptığım şey değil falan oldum böyle ama şimdi Böyle çok tatlı nasıl kötü anlattın hissettim seni. Ama bu böyle çok böyle senin çok böyle tatlı bir masalındır. Ben bunu hazırlıksız olacağını düşünmüyorum. O yüzden tamam, bu zaten kısacık, evet, yani bunu şeyden sonra kısmına geldik ya, hani bir adım atalım ve evet, telaşlarımızı bırakalım ve tamam. O yüzden okeyim, yani sıkıntı yok. Sürçülisan edeceksem şimdiden affolsun. Çünkü gerçekten hiç provam yok bununla ilgili. Ama bir varmışım, bir yokmuşum. Varken bir yola çıkmışım, az gitmişim, uz gitmişim, dere, tepe, düz gitmişim derken kaybolmuşum. Filana sormuşum, falancadan öğrenmişim. Ve Kaf Dağı'na varmadan ama buradan çok uzak bir yerde bir köye varmışım. Köyde bir kadın yaşıyormuş ve kadın adını söylediğimde neden aile büyüklerinin birine isim verirken çok dikkatli olması gerektiğini anlayacaksınız. Kadının adı Pürtelaş'mış. Evet, Pürtelaş. Pürtelaş ismiyle müsemma bir hayat sürmüş hep. Hayatı hep hayhuyla geçmiş. Öyle ki yani eline koluna bir sinek konsa kovulacak vakti yok gibi davranmış hep. Bir gün yine uyanmış. Kendine yiyecek bir şeyler hazırlamış. Onları yemiş, kaldırmış. Daha evvelden kestiği odunlar aklına gelmiş. Onları içeri taşımış. Sokak hayvanları ya, tabii onları besleyeceğim demiş. Dışarı salmış kendini, onları beslemiş. Pazara gidecektim bugün, tabii ya deyip hazırlanıp pazara çıkmış. Eli kolu dolu bir şekilde eve gelmiş. Onları yerleştirecekken mutfağa girdiğinde gözüne bir şey takılmış. Bakır bir cezve. Aa demiş ya, ne zamandır kendime şöyle güzel bir kahve yapıp keyif kahvesi içmiyorum. Hadi demiş,
Cezveyi almış, suyu doldurmuş, kahveyi koymuş, karıştırmış, ocağa koymuş. Bir beklemiş, iki beklemiş. Yatak odasında bir işi oldu aklına gelmiş. Hemen kaçmış, 2 dakikada hallederim diye düşünmüş ama yanık kahve kokusuyla mutfağa üzgün bir şekilde dönmüş. Aman al sana iş şimdi hadi. Yani cezveyi yıka, ocağı temizle. Senin neyine zaten canım kahve içmek? Aman deyip kendine söylenmiş. Ama çok niyetlendim. En azından bir çay demleyeyim kendime. Bayağı da yoruldum deyip çaydanlığı almış. Gene suyu koymuş. Çaydanlığın üstüne çayı eklemiş. Suyun kaynamasını bekleyecek. Bir beklemiş, iki beklemiş. Dışarıdan getirdiği poşetler gözüne takılmış. Birazını yerleştireyim o su kaynayana kadar demiş. Sağa gitmiş, sola gitmiş, ağlıyor çıkmış derken bu kez de yanık demlik kokusu bütün evini sarmış. Pürtülaş gene söylenmeye başlamış. Aman ya, iş üstü iş. Yani bir keyif yapacağım. Şu çıkardığım işlere bak Allah aşkına. O kadar çok söylenmiş, o kadar çok söylenmiş ki. Bir ses duyduğunu düşünmüş. Emin de olamamış. Cezve onunla konuşuyormuş. Pürtülaş Hanım, Pürtülaş Hanım. Canım Allah aşkına kahve öyle mi yapılır? Pürtülaş'ın rengi, ruhu her şey atmış. Bir adım geri çekilmiş. Böyle kahve yapılmaz. Kahveyi güzel alacaksın. Suyu koyacaksın, kahveni koyacaksın, karıştıracaksın. Uzun uzun başında bekleyeceksin. Köpüğünü gerekirse alacaksın. Güzel bir fincana onu dolduracaksın kaynarken. O köpüklerin kahvelerin lav gibi taştığını fark edeceksin. Tam zamanda alıp fincana dolduracaksın. Yudum yudum keyfini çıkara çıkara içeceksin. Kahve yaparken araya iş sokulmaz demiş. Pürtülaş sağa sola bakmış. Sağa sola bakmış. Yani ne yapacağını kestirememiş. Eli ayağı buz tutmuş. Evden çıkmalık olmuş ama bir ses daha duymuş. Bu kez de çaydanlık. Pürtülaş Hanım, Pürtülaş Hanım Allah aşkına öyle çay demlenir mi? Çayı koydun, suyu koydun. Çayın kaynamasını başında bekleyeceksin. Çayı güzelce demleyeceksin kaynayan suyla. Karşısında oturup sen de demleneceksin. Vakti gelince ince belli bir bardağa çayını dolduracaksın. Evin güzel bir yerine oturacaksın. Manzaran yoksa bir müzik açacaksın. Keyifli keyifli hayallere dalarak bir bardak çay içeceksin. Yaptığın iş mi Allah aşkına demiş. Pürtülaş demiş, ay yok ben iyi de niye kafayı yiyorum deyip kendini ayakkabılarını zor giyip dışarı atmış. Yol boyu kendiyle konuşmuş. Evvela nereye gittiğini hiç kendi bile bilmiyormuş. Sonra çıktığı yer, yaşadığı köy öyle sizin bizim yaşadığımız gibi bir yer değil zannınca. Böyle kayın ağaçları, kavak ağaçlarının falan olduğu kendinden oluşmuş bir yol. İleride de güzel bir gölet var. Tamam demiş, doğru yerdeyim. Biraz sakinleyeyim. Çok yoğun bir gündü galiba benim için diye düşünmüş ve yolda kendini dinleye dinleye ilerlemiş. Göletin kenarına gelmiş. Suyun eteklerine oturmuş ve suyun üzerinde kendi suretini izlemeye başlamış. O an sanki her şey durmuş. Kurbağalar, yaprakların hışırtısı, içinin sesi, her şey bir konuşma orucuna girmiş ve Pürtelaş kendini izlerken bu sefer de olmayacak bir şey olmuş ve Pürtelaş'ın yüzündeki telaş konuşmaya başlamış. Pürtelaş, sen ne yapıyorsun? Korkma demiş. Yani durursan düşmezsin. Susarsan belki daha iyi durursun. Daha iyi duyarsın. Allah aşkına biraz dur. Şu telaşlarından arın. Bak şimdi ben bu suyun üzerinde dalga dalga kaybolacağım. Telaşına değil başka bir şeylere tutun demiş. Pürtülaş gene korkudan kendini böyle bacaklarını karnına çekip lenin pozisyonunda hiçbir şey söylemeden ve hiç tepki vermeden hiçbir yere bakmadan kalmış. Derin bir nefes vermiş. Çünkü aldığı nefesi vermeyi bile unutmuş zamanı geldiğinde. İmekleyerek suyun kenarından uzaklaşmış. Büyüyen bir çocuk gibi dizlerinin üzerine doğrulmuş ve yürüyerek geldiği yoldan gitmeye başlamış. Giderken hayatında birçok şeyin değiştiğinin aslında farkındaymış. Yani eve girdiğinde o evden çıkan pürtelaş değilmiş artık. Bir zaman sonra ismini de değiştirmeye karar vermiş. Ben burada çok seviyorum. Sizce ismi ne olmuş demeyi ama. Sizce ismi ne Belki olmuş? yorumlardan gelir.
Bu arada Gülsüm Hanım, kahvelerimizi içiyoruz sormadınız demişsiniz. Evet, haklısınız. Yayın başında ben sorarım herkesin kahvesi hazır mı diye. Pürteleş Hanım'ın hazır mesela kahvesi. Daha artık böyle dingin dingin içecek. Peki Afiyet Pürteleş Hanım olsun. neye değiştirmiştir acaba? Neye değil? Ben bu arada buna harika demiştim ya. Ya aklımda bir isim vardı ama çok kendimden de bir şey bulup harika demiştim. Ya o bence Acaba ne yaptık? inanılmaz güzel bir cevaptı bu arada. Gökten düşen elmalar da işte çok telaşlı biri varsa ve o sizseniz size düşsün ve sizi kendinize getirsin. Biri bana düşsün, benle beraber bu masalı anlatıp yazan Beyza'ya düşsün ve dinleyen herkesin başına diğer elmada. Sen harika deyince hani Pürtelaş adını ne yapmıştır? Harika yapmıştır deyince yani aldığım en güzel cevap olarak gelmiştir. Çünkü bazen telaşlı olacağımızı fark etmeyecek kadar telaşlı oluyoruz. Yani aldığımız nefesi vermeyi unutacak kadar telaşlı oluyoruz. Gerçekten öyle. Ki Pürtelaş'ın yaptığı şeyler hepimizin günlük yaptığı şeyler aslında. Telaşlanacak bir ortam yok. Üzerine çok konuşulacak şeyler var aslında bununla ilgili de. Evet, çok çok var. Hepimiz ya yani işte bu belki hayatın bizi getirdiği yer. Büyük şehrimizi getirdiği yer. O yüzden ben hani pandeminin çok böyle olumlu yanlarını görmeye çalışıp hani böyle minik bir iyi ki açan biriyim pandemiye. Çünkü bu anlamda biraz bir durup dinlenmek için bazı şeylerin değerini anlamak için çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü ben kendim de çok telaşlıyımdır bu arada. Direkt kendimi görmüştüm. Pürtelaş'ta. Zavallı Yorum, Pürtelaş. evet ya, yorum yoksa yorum, hikaye şöyle bitiyor masal ve eve geldiğinde artık o pür telaş değil, sakineymiş diye bitiyor. Ama ben sormayı seviyorum. Bir seferde şey demişlerdi, Durul demişlerdi. O da çok hoşuma gitti. Durul. Durul, evet, ismi artık Durul olmuş. Kendimize böyle bir isim bulabiliriz yani. Hakikaten o da çok güzel. Didem ben bir de benim böyle bir şey kısmım var. Ne değildir kısmım. Ha, kim? Sürpriz. Ne değildi? Ne değildir. Yani şöyle sana göre yani şimdi böyle bazen bazı şeylerin cevabı çok nettir ya işte atıyorum şu nedir falan hani daha böyle şeydir. Ama hani ne değildir sorusu çok sana özel bir şey ya yani sana göre çünkü. Mesela masal anlatmak sence ne değildir? Masal anlatmak ne değildir? Masal anlatmak birincisi ezberlemek değildir. Masalı ezberlemek anlatamazsın. Son zamanlarda gelişen bir duygu daha var, onu da söyleyeyim. Masal anlatmak hiç kimsenin tek elinde değildir. Bunun için büyük bir anlatıcı olmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani bunun için kitabınızın olmasına, ne bileyim işte Instagram'da 115K takipçinizin olmasına, çok popüler çevrenizin olmasına falan gerek yoktur. Siz, herkes zaten bir anlatıcıdır. Ve sizden taşan bir hikaye varsa bunu siz istediğinizi anlatabilirsiniz. Dinleyici bulmak tek mevzu, dinleyici bulmak ve bir şey anlatmakla ibaret bence. O yüzden kimsenin tek elinde değil, isten istediğini bence anlatabilir. Ve asla ezberlemek değil tabii ki. Yani sanat olarak görüldüğünde ve ciddiye alarak bu işi yapan insanlar bunun ne kadar meşakkatli bir yol olduğunu zaten biliyor. Ben mesela ilk önce Nazım Hikmet'in Masallar kitabında Hızır diye bir masalı 2015'te okuyup üniversitedeki arkadaşlarımla böyle ses kaydı yaparak telefonda falan anlatmıştım. Artık ayrıldık çünkü onlardan. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da çok yalnızım. Öğretmen arkadaşlarımı falan çekeleyip anlatıyorum. Telefonda anneme falan anlatıyorum. Bazı masallar içten taşıyor. Ya bunu herkes duysun arkadaşlar falan oluyorsunuz. O tarz bir ortam yarattığınız her yerde içinizden taşan bir şey anlatmalısınız. Ve fakat bu yolda ilk anlattığım Hızır'la şu an anlatsam Hızır aynı olur mu? Asla olmaz. Çünkü ben bu işi çok ciddiye alıyorum. Yani ilk aklıma geldiğinde herhangi birine bir masal anlatan kişi de bence anlatıcıdır. Ama ben çok ciddiye aldığım için çok dikkat ederek bazı etmenleri, bazı unsurları dikkat ederek anlatmayı tercih ettiğim için işin rengi benim açımdan değişti. Ama herkes açısından değişmesine gerek yok. Yani şeyden mesela bir sürü eğitim alabileceğiniz yerler var bu konuyla ilgili. Kendinize zayıf gördüğünüz bir noktayı geliştirmek için yola çıktığınız yerler sizi başka yerlere götürebilir. Ama dediğim gibi hiç kimsenin tek elinde değil. Yani biz hayatımız boyunca üç kişiden masal dinlemeyeceğiz yani.
Yok, kesinlikle. Bu konuda sevgili Ayşegül Dede de aynen senin gibi düşünür. Ve olabildiğince böyle hani bu anlatıcılık, anlatıcılığın çünkü hayatın içinde kullanıldığı bir nokta var aslında. Yani herkes bunu profesyonel yapmak zorunda değil. Ama aslında günlük yaşamımızda çok fazla bunu kullanıyoruz. Masal anlatıcılığını Başıma kullanıyoruz. gelen bir şey mi? Hem basından. Olarak ve böyle daha farklı yani senin yaptığın şekilde yapmak farklı. Ama onun dışında bu arada şu an mesela çok yoğun bir şekilde iş hayatında masal anlatıcı eğitimleri çıktı. Evet. Çünkü bir toplantıda, bir sunumda artık o eski hani ben bunu alayım, evet işte aldığım notlarımı buradan okuyayım olayı bitti. Gerçekten orada bile artık toplantılar bile bir performans gerektiriyor. Sunumlar Zoom dahil buna bu arada Evet. arkadaşlar. Yani gerçekten Zoom'da bile insanlar artık sunum yaparken çok daha farklı bir enerjide oluyor ve bunun için yine kullanılan olay masal anlatıcılığı eğitimi. Yani illa bu herkesin ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım bu arada, kimsenin tekeline değildir diye. Çünkü bu yola yeni başlayanları, bu yolda biraz daha belli bir noktaya gelmiş olanları da yani hani ya falan yapanlar da var. Ya yapmayın. Herkes evet kendi mutlu olduğu şekilde devam etsin buna. Kimin Evet. yerinin nerede olacağı gerçekten hiç belli olmaz. Bu her konu için böyle bu arada. Sadece masal anlatıcılığı için değil. Evet. Belki biz birbirimizin keşke şöyle elinden tutup hadi ya sen de yapabilsek her şey çok daha güzel olacak ama biz genelde daha farklı hareket ediyoruz işte insan olmak diyeyim bazen öyle bir şey olabiliyor. Ya ay o kadar böyle aslında konu var ki ama böyle vaktimizin de sonuna geldik ve ben bir şarkı daha isteyeceğim de o yüzden ama son bir dakika bir şey soracağım. Bir şarkı daha dinleyebilir miyiz bu arada? Ben çalarım her vakit varsa. Şimdi ne değildir sorumu masal anlatmak ne değildir sordum. Çok güzel bu zaten de. Ya aslında sen öğretmensin. Bununla alakalı birkaç bir şeye değinmek istiyordum ama bunu ayrıca yapacağım. Tamam. Çünkü böyle bir kafamda bir projem var öğretmenlikle alakalı. Ben senden bugünkü konuştuğumuz konulara, hayallere, masallara, senin düş sözcüsü olmana dair aslında. Sen Didemce ne mesaj vermek istersin? Didemce söylemek istediğin bir şey var mı? İdence. Yani kendimi söylemekten yanayımdır böyle güzel sorularda hep. Yola çıkın. Yola çıkın Evet. dedim. Yani şöyle bir şey okumuştum bir yerde. Yola çık, yol açık diye. Onu seviyorum. Yol açık arkadaşlar yani. Yola Evet, çık. çok güzelmiş bu arada. Bak konumuzu bu da yapabilirmiş. Ne Yani güzel. Acaba bunu bunu nereden biliyor? nerede duydum, nerede okudum bilmiyorum. Zaten benim böyle bir huyum var. O yüzden artık not almaya başladım. Böyle lise yıllıklarımda, üniversite yıllıklarımda bile şey yazıyor. Didem size sürekli nerede duyduğu ve nerede okuduğunu hatırlamadığı şeyler anlatır arkadaşlar. Bir süre sonra kaçabilirsiniz diye. Bunu seviyorum. Yani yola çık, yol açık. Bu bana şahane geliyor. Bir de şey seviyorum. Mesela evet. Yol kısmını çok seviyorum ekseriyetle ama bir de şey olayını çok seviyorum ya. Masal bittikten sonra hayat başlıyor kısmını seviyorum. Yani onu sen dinliyorsun veya okuyorsun veya illa birinden bir masal dinlemene gerek yok. Bir olay yaşıyorsun, o bir hikaye. Eve gelip dışarıda neler yaşadığını anlatıyorsun ya, günün nasıl geçti diye soruyorum. Rüya bile bana tonlarca bir şey anlatıyor. Onun hikayesi. Ve ondan o anlattıktan sonra hayat başlıyor. Yani ondan sonra olaylar gelişiyor. Eğer üzerine konuşmamız gereken bir şey varsa konuşuyoruz. Unutmamız gereken bir şey varsa unutmaya çalışıyoruz. Hayat örgüsü tamamen hikayeden ibaret bence. O yüzden masal ve hikaye bitince hayat başlıyor. Tutunmak gerekiyor hikayeyi. Bunları söyleyebilirim. Ay çok güzel söyledin ama. Çok güzel oldu. Şimdi o zaman bir de şarkı alalım mı senden? Tamam. Şarkı bir tane daha, içinde hikaye geçen ve benim çok sevdiğim bir şarkı var. Tamam Bunu tamam. İşte hikayelerin bitmesi ve hayatın başlaması. Biraz da zekai oldu konuşmuşken. evet. Diyorlar ki bazen gözlerimden deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna.
Biliyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine bin bir güzel hikayeyle. Ya çok güzel oldu. Yani gerçekten böyle hani ben genelde müzikle bitiriyorum ya. Çok muhteşem bir bitirme şekli oldu. O zaman hikayeleriniz bol olsun. Evet. Çok olsun. Ya Didem çok güzeldi gerçekten. Çok güzel bir sohbet ederim. Ya benim için de. Ya dahalarını bence konuşacağız, yapacağız. ben çok güzel bir şeye başladığını, birçok insan için ilham olduğunu düşünüyorum. Çok sağ ol. İlham veren insanlardansın benim hayatımda. İnşallah masallarla, şarkılarla yolun açık olsun. Yol açık Didem. katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber olan herkese çok çok teşekkür ederim. Biz yine haftaya burada olacağız. Bu arada yayını bir daha izlemek isterseniz ya da birilerine önermek isterseniz daha sonra bu yayınlarımız YouTube'a yükleniyor. Oradan da yayının tekrarını izleyebilirsiniz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Didem çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.